Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber Apple'ın özellikle son 5 yıl içerisinde çıkarmış olduğu en fiyat performans ve en çok satan iPhone modeli olan iPhone 11'e yakından bakacağız ve neredeyse 2,5-3 yıllık bir cihaz olan iPhone 11 2022 yılı için halen yeterli mi? Uzun ömürlü kullanım için de mantıklı mı? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi iPhone 11 7000 TL bantlarında ülkemizde satışa çıkmıştı. iPhone 11 duyurulduğunda dolar 5.80 seviyesinde Iken, şu anda maalesef ki 15 lere dayanmış durumda. Buna bağlı olarak iPhone 11'in globalde fiyatının düşmesine rağmen ülkemizde şu anda 11.000-12.000 TL civarlarında iPhone 11'i satın alabiliyoruz. Ve iPhone 11 ile ilgili her konuya çok detaylı bir şekilde değineceğiz. Dostlar bu cihaz yaklaşık bir senedir bende bulunuyor. Ana telefonum olarak iPhone 11'i kullandığımı belirteyim. Ve buna bağlı olarak bir teknoloji editörü gözünden bu cihaz genel olarak nasıl bir deneyim sunuyor? Artı ve eksileri neler? Bunlara birlikte yakından bakacağız iPhone 11 ile ilgili detaylara geçmeden önce bu kanala ciddi manada emek veriyorum ama maalesef ki videoların izlenmesine oranla abone olma oranı gerçekten çok düşük. Bu yüzden sizlerin abone olması kanalın büyümesinde çok büyük bir etken. Eğer bana destek vermek isterseniz alt taraftan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan iPhone 11'in tasarım değerlendirmesiyle başlayalım. Şimdi her zaman olduğu gibi cihazımızın tasarım detaylarıyla başlarsak telefonumuzun arka kısmına baktığımızda parlak ve oldukça parmak izi tutan bir yüzey bizleri karşılıyor. iPhone 11'in malzeme yapısı gerçekten üst segment bir telefon olduğunu bize rahatlıkla hissettiriyor. Arka kapağımız cam, çerçevelerimizde ise uzay endüstrisinde kullanılan 7000 serisi alüminyum malzeme ile geliyor. iPhone 11'i kullanırken oldukça premium hissettirdiğini de söyleyeyim. Telefonumuz çok ince bir yapıya sahip değil ancak çok kalın olduğunu da söyleyemem. Tam orta seviyede diyebiliriz. iPhone 11 8.3 milimetrelik kalınlığa ve 194 gramlık ağırlığa sahip. Açıkçası iPhone 11 uzun süreli kullanımlarda pek fazla yerimizi yormuyor. Bunun yanında telefon darbeleri ve çizilmelere karşı da önemli derecede başarılı diyebilirim. Şu ana kadar arka kapağında herhangi bir çizikle ve de çerçevelerinde de bir ezilme problemiyle karşılaşmadım. Dostlar yani iPhone 11'i aldığım ilk günkü kondisyonunu halen koruyor diyebilirim. Cihazın arka kısmına baktığımızda tasarım açısından özellikle kamera paketinin buzlu cam içine konumlandırılması bence gayet hoş olmuş. Ön tarafa baktığımız zamansa yan çerçeveler ve alt çerçeveler nispeten ince denebilir ama çentik epey büyük bir şekilde önümüze çıkıyor. Ekran kasa oranımız da buna bağlı olarak %78 seviyelerinde kalıyor ve bu ekran kasa oranı ile iPhone 11 günümüz orta sınıf cihazlarının bile gerisinde kalıyor. Şimdi cihazımızın ekran özelliklerine geçtiğimizde iPhone 11'de bizleri 6.1 inç boyutunda 828p diyebileceğimiz HD Plus çözünürlüklü 326 ppi piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD bir panel karşımıza çıkıyor. Ekran tazeleme hızımız ise standart 60 Hz olarak önümüze çıkıyor. Bence bu ekranın en geride kaldığı nokta ekranın sunmuş olduğu görsel deneyim değil akıcılık kısmı. Özellikle 90 veya 120 Hz yenileme hızı sunan bir telefondan geçtiğimizde her ne kadar stabil bir şekilde çalışsa da menüler arasında dolaşırken veya bir internet sitesinde aşağı yukarı kaydırdığımızda 60 Hz ile 120 Hz farkını net bir şekilde hissediyoruz. Dostlar iPhone 11 ile herhangi bir video veya dizi film izlerken de bize iyi bir görsel deneyim yaşattığını söyleyebilirim. Yani iPhone 11'in HD Plus ekranı bize hiç de düşük çözünürlükte bir ekran gibi hissettirmiyor. Ekrana baktığınızda gayet net, pürüzsüz ve canlı bir renk başarımının olduğunu görüyorsunuz. Bunun belki de en büyük etkeni ekranımızın DCI-P3 geniş renk uzayını desteklemesi. Bu sayede ekranımız IPS olmasına rağmen gerçeğe yakın bir şekilde renkleri gösterebiliyor. Ekranımızın maksimum parlaklığı da 625 nit seviyesi bu değerle güneş ışığı altında bizi üzmediğini de belirteyim. Dostlar iPhone 11'in ekranı siyah renk başarımında gerçekten zayıf kalıyor. Siyah renkler koyu gri tonlarında gözüküyor diyebiliriz. Bu durumun en temel sebebi ekranımızın LCD bir panele sahip olması. Yani ekran konusunda üst düzey beklentileriniz varsa iPhone 11'in ekran tarafında beklentilerinizi kesinlikle karşılamayacağını söyleyebilirim ama bunun haricinde çoğu kullanıcı için yeterli bir kalite sunduğunu düşünüyorum. Şimdi iPhone 11'in en önemli noktaları noktalarından birine yani kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta ikili bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. 12 megapiksel f1.8 diyafram değeriyle gelen 6 elementli lense ve HDR ve yapay zeka desteğine sahip olan bir ana kamera iPhone 11'de kullanılmış. Buna ek olarak yardımcı kameramızda 12 megapiksel f2.4 diyafram açıklığında ultra geniş açı kamerası. Dostlar fotoğraf çekim kalitesi konusunda iPhone 11 ana kamera performansı olarak hem düşük ışıkta hem de yeterli derecede ışık kaynağının olduğu ortamlarda giriş seviyesi profesyonel kameraları aratmayacak derecede bir performans sergiliyor. Yani bu da günümüzde çoğu kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyinde üstünde diyebilirim. Ultra geniş açı kamerası da gayet iyi sonuçlar veriyor ama tabii ki ana kamera kadar başarılı değil. Video çekim performansı olarak ise tartışmasız şekilde bu fiyat bandında iPhone 12 mini'yi saymazsak açık ara en başarılı cihaz diyebilirim. iPhone 11 arka kameraların her ikisiyle de 4K 60fps'e kadar video çekim imkanı bize rahatlıkla veriyor ve 1080p 120 fps ve 240 fps'te de slow motion videolar çekebiliyoruz. Dostlar iPhone 11'in sunmuş olduğu video performansıyla YouTube veya Instagram gibi platformlarda rahatlıkla içerik üretebilirsiniz. Videolarda stabilizasyon çok başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Cihazımızda hem optik hem de elektronik görüntü sabitleyicisi bulunuyor. Buna ek olarak sinematik stabilizasyon da yazılımsal olarak eklenmiş durumda. iPhone 11 ile oldukça akıcı ve düzgün bir şekilde Video çekebiliyoruz. Zaten iPhone 11 almamdaki en büyük etken de video performansıydı. iPhone 11'in ön kamerasına bakarsak, çentin içine konumlandırılmış 12 megapiksel f/2.2 diyafram değeriyle gelen yapay zeka HDR ve portre modu destekli bir kamera bizleri karşılıyor. Bunun yanında yardımcı kamera olarak da derinlik algılama kamerasına yer verilmiş. Ön kameranın da video çekim performansının oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. 4K 60 FPS desteğini de burada görüyoruz. Dostlar kameralarla ilgili genel bir değerlendirme yaptığımda iPhone 11'in fiyatını tam anlamıyla hak ettiğini düşünüyorum. Odağınız genel olarak kamera ise kesinlikle iPhone 11'i almaya çalışın derim. Şimdi gelin donanım tarafına geçelim. iPhone 11'de hala üst seviye sayılabilecek ve Snapdragon tarafının en güçlü Güçlü işlemcileriyle de yarışabilecek düzeyde olan 7 nanometre ile Apple'ın A13 Bionic işlemcisiyle geliyor. RAM tarafında LPDDR4 formatında 4 GB RAM bizlere standart olarak sunuluyor. Burada işlemcinin teknik detaylarına girmeden A13 bayanık işlemcisinin performansını kullanıcı deneyimini ele alarak anlatacağım. iPhone 11 ile menüde gezinirken, son uygulamalar arasında geçiş yaparken ve diğer tüm uygulamaları kullanırken bizlere laksız herhangi bir gecikme olmadan tepkisel bir kullanım deneyimi yaşatıyor. Oyun performansına da göz atarsak PUBG'de akıcı, dengeli HD ve HDR grafiklerde 60 FPS desteğini bize rahatlıkla veriyor. Bunun yanında en yüksek grafiklerde de yani Ultra HD'de de 40 45 FPS'te oynayabiliyoruz. Oyun esnasında hangi sahne olursa olsun herhangi bir FPS drop'uyla karşılaşmıyoruz. PUBG haricinde diğer tüm oyunlarda da en üst grafiklerde 60 FPS'te gayet akıcı ve stabil bir oyun deneyimi yaşatıyor. Yani oyuncular için de iPhone 11'in özellikle FPS konusunda herhangi bir iniş çıkış yaşamadığımız için çok avantajlı bir model olduğunu söyleyebilirim. Ve uzun yıllarda bu performansını kesinlikle koruyacaktır. Telefonumuzda bulunan 4 GB RAM'in gayet yeterli geldiğini belirteyim. iOS ekosistemi zaten çok fazla RAM miktarına ihtiyaç duyan bir sistem değil. Bu yüzden iPhone 11 ile arka planda 5-6 uygulama açık bıraksak dahi bize herhangi bir yavaşlama problemi yaşatmıyor. Depolama seçeneği olarak ise 64, 128 ve 256 GB'lık 3 farklı versiyonu mevcut. 64 GB olan model uzun süreli kullanım açısından telefonun kamera tarafıyla daha çok uğraşacaksanız ben pek önermiyorum. Çünkü ortalama 7 dakikalık 4K 30 kare bir video çektiğimizde 1.5 GB civarı bir alan kaplıyor. Yani bu durumda en az 128 GB olan modeli almak daha mantıklı olacaktır. Bunun haricinde cihazımızda maalesef hafıza kartı desteğimiz bulunmuyor. O yüzden telefonu alırken depolama seçimini dikkatli bir şekilde yapmamız gerekiyor. iPhone 11'i öne çıkaran noktalarından biri de batarya performansı diyebiliriz. iPhone 11'de 3110 mAh'lik bir batarya ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteği bulunuyor. Ancak kutu içeriğimizden herhangi bir adaptörün çıkmadığını belirteyim. 20 Watt'lık hızlı şarj adaptörüne Apple Apple'ın sitesinden 200 TL'ye alabiliyoruz. Bu adaptörle birlikte 30 dakikada %50 oranında sıfırdan yüze ise 1 saat 40 dakikada tam olarak şarj edebilmemiz mümkün. iPhone 11'in batarya performansına geldiğimizde oyun oynamadan gündelik kullanımda 9 saatlik ekran süreleri görebiliyoruz. Buradaki 3100 mAh'lik batarya sizi kesinlikle şaşırtmasın. Çünkü Apple'ın hem işlemcileri hem de iOS'in pili oldukça verimli bir şekilde kullanması sayesinde bu pil bize gün içinde rahatlıkla yetiyor. Bunun yanında telefonu yoğun bir şekilde şekilde kullanmıyorsanız da 2 güne kadar çıkarabilecek bir batarya performansının olduğunu belirteyim. Ama tabii ki 2-3 saat oyun artı gündelik kullanımın olduğu bir senaryoda ekran süremiz 6 ila 7 saat civarına düşüyor. Dostlar ben batarya konusunda aldığım günden bu yana iPhone 11'de hiçbir sıkıntı yaşamadığımı da rahatlıkla söyleyebilirim. Yani iPhone 11'in bataryası beni gayet memnun etti. Telefonumuzun yazılım kısmında bildiğiniz gibi iOS 13'de işte duyurulmuştu. Şu anda en güncel sürüm olan iOS 15'te de sıkıntısız bir şekilde çalışıyor ve en az 4 yılda iOS güncellemelerini düzenli bir şekilde almaya devam edeceğini söyleyeyim. Dostlar iPhone 11'e bugüne kadar gelen güncellemeler cihazı hiçbir şekilde yavaşlatmadı. Aksine olumlu yönde katkılarının olduğunu belirteyim. iPhone'ların yavaşlaması konusunda internette çok fazla yanlış bilgi var. Buna açıklık getirelim. Aslında iPhone'larda yavaşlama problemi tamamen bataryanızın sağlığı ile ilgili. Yani bataryanızın kapasitesi zamanla %80'in altına düştüğünde pil kullanımını dengeley Bilmek için işlemcimizin frekans değerlerinde bir kısıtlamaya gidiliyor. O yüzden bu durumla karşılaşmamak için pil sağlığı %80'lere geldiğinde bataryayı değiştirmenizi öneririm. Bu sayede telefonunuzda herhangi bir performans kaybı yaşamadan yavaşlama problemi olmadan kullanabileceksiniz. Şimdi iPhone 11'in hoparlörlerine geçtiğimizde Dolby Atmos destekli stereo çift hoparlörleri görüyoruz. Seslerin doygunluğu yüksekliği açısından bize üst seviye bir deneyim sağlıyor gerek film izlerken gerekse herhangi bir oyun oynarken iPhone 11'in hoparlörleri oldukça tatmin edici bir ses deneyimi yaşatıyor. Özellikle seslerin nereden geldiğini anlamamız konusunda stereo hoparlörler farkını ortaya koyuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta ise iPhone 11 IP68 sertifikası ile korunuyor. Bu sayede 2 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor ama siz yine de telefonla havuza girme veya duşa girme gibi riskli işleri yapmamanız gerektiğini söyleyeyim. Çünkü sıvı temasına bağlı herhangi bir hasarda Apple cihazımızı garanti kapsamıyor kapsamında değerlendirmiyor. Son olarak telefonumuzun kablosuz bağlantı teknolojilerine değinirsek Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 gibi güncel teknolojilerle gelirken maalesef 5G desteğini cihazımızda göremiyoruz. Bu bence ülkemiz açısından şu an için pek de bir dezavantaj sayılmaz. Dostlar şimdi son değerlendirme kısmında genel olarak kullanım deneyimlerimden iPhone 11'den memnun kaldım mı kalmadım mı bunlardan bahsedeceğim. Ama öncelikle fiyatları tekrar bir hatırlayalım. Avrupa ve Amerika'da ortalama 400 dolarla 500 euro arasında bir fiyatı bulunuyor. Bu fiyatıyla halen günümüz için gayet fiyat performans bir cihaz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ancak ülkemizdeki fiyatını düşündüğümde 64 GB'lık versiyona 11.000 TL vermek bence çok mantıklı değil. Ben genel olarak 64 64 GB'lık bir telefonu 2022 şartlarında kesinlikle önermiyorum. 128 GB'a baktığımızda da 12.000 TL'lik bir fiyatla karşımıza çıktığını görüyoruz. Ama bana soracak olursanız ikinci elde iPhone 11'in 128 GB'lık versiyonu sıfır olarak 64 GB almak yerine çok daha mantıklı bir seçenek. İkinci elde temiz kullanılmış 15-20 ay garantili 10.000 TL bandında 128 GB'lık bir iPhone 11 bulmak gayet kolay diyebilirim. Gerçekten ülkemiz için çok pahalı bir cihaz olduğundan ikinci İkinci elde bulduğumuz iPhone 11'ler daha yeni alındığı için gerçekten temiz olabiliyor. Bu yönden de ikinci el cihaz almakla sıfır almak arasında çok bir farklılığın olacağını düşünmüyorum. Ama zaten 10.000 TL veriyorum. 1.000 TL daha üstüne koyup 64 GB ama en azından sıfır bir cihaz alırım diyorsanız, ortalama bir kullanıcı 64 GB'lık depolama alanında idare edebilir ancak uzun vadede gelecek olan iOS güncellemelerine ve uygulamaların boyutlarının da gittikçe artacağını düşündüğümde 64 GB'lık bir telefon uzun vadede bize sıkıntı yaşatabilir. Bu yüzden tavsiyemce en az 128 GB'lık modeli almanızda fayda var. Bunun haricinde son olarak deneyimlerimden bahsedersem iPhone 11 bir yıllık kullanım zarfında bana hiçbir anlamda bir zorluk yaşatmadı. Bu cihazın en önemli eksiği bildiğiniz gibi ekranı yıl içinde pek çok farklı amoled ekranlı telefon kullanmış birisi olarak iPhone 11'in ekranından da kesinlikle memnun kaldığımı söyleyebilirim. Beklentilerinizi yüksek tutmazsanız bu ekran her türlü kullanım için size yetecektir. Eğer iOS ekosistemini deneyim almak için bir telefon alacaksanız iPhone 11 iPhone SE 2022'den de bence daha mantıklı bir seçenek. En azından Türkiye için 5G desteğinin olmadığını düşündüğümde iPhone 11'i almak hem batarya yönüyle hem ekran ve kamera performansı olarak iPhone 11'i aldığınız zaman çok daha rahat edeceksiniz. Dayanıklılık açısından da iPhone 11 gerçekten iyi seviyede. Pek çok kez bu cihazı düşürdüm ve çizilmeye müsait ortamlarda da bıraktım. Buna rağmen arka kapağında ve çerçevelerinde en ufak bir çizik veya ezilmeyle karşılaş çmadım. Halen ilk günkü kondisyonunu koruduğunu söyleyebilirim. Performans konusunda da halen çok başarılı. iPhone 11 üzerinden 4K 60 kare videolarımı da rahatlıkla editleyebiliyordum. Yani içerik üretimi, render performansı olarak da iPhone 11 gayet iyi işler çıkarıyor. Dostlar son olarak toparlarsak ekran haricinde iPhone 11 2022 yılı için halen oldukça güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Benim uzun kullanım deneyimlerim genel olarak bunlardı. iPhone 11'den gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Peki siz iPhone 11 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce halen alınır mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalımızın büyümesine yardımcı olmak ve bu tarz teknoloji içeriklerinden haberdar olmak için alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.